Deprem endişesi İstanbulluların konut tercihlerini değiştirdi. Riskli ilçelerdeki konutlara talep azaldı. Emlak verilerine göre Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar gibi fay hattına yakın ilçelerdeki eski binalardan kaçış var. Çekmeköy, Şile ve Sultanbeyli'ye ise akın. Fiyatlar da düşürüldü ama yine de talep yok. Fay hattına yakın ilçeler terk ediliyor. Bu ilçe riskli mi deprem konusunda? Herkes öyle söylüyor. En yakın zamanda gitmek istiyorlar. Burası riskli bir bölge. Tamam mı? Bunu hepimiz biliyoruz ve bu buranın doğasının bir gerçeği. Olası Marmara depremi endişesi İstanbul'da konut tercihlerini değiştirdi. Özellikle depremden etkilenmesi öngörülen bölgelerde talep azaldı. Özellikle kent içi bir nüfus değişimi, hareketliliği başladı diyebiliriz. Gerek kiralıkta gerek de satılıkta bu etkiyi görüyoruz. Oğlumun oturduğu ev 45 senelik ev. Şimdi verecekler. Nereye taşınacak oğlunuz? Kiraya çıkacaklar. Karşı tarafı tercih ediyorlar. Ataşehir falan varmış. Oraları daha güçlüymüş. İstanbullular fay hattına yakın ilçelerdeki eski binaları terk etmeye başladı. Kartal'dan başlıyor süreç. Maltepe ile beraber aslında Kadıköy bölgesi, Avrupa yakasında Fatih başta olmak üzere Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar gibi ilçeleri etkiliyor. Fay hattına yakın ve riskli olarak kabul edilen ilçelerden bir tanesi de Bakırköy. Şu anda 30-40 yıllık binaların birçoğunda satılık ya da kiralık ilanı bulunuyor. Ancak fiyatlar düşse de talep yok. İlanlar haftalardır olduğu gibi duruyor. Bakırköy'ün %90'ı emekli. Burayı terk ediyor. Çoğunluk satılığa çıkarıyor. Eski yapılarda kiralar son bir ay içerisinde yaklaşık %10-15 bandında geriye doğru geldi diyebiliriz. Satılıklardaysa şu an bir fiyat durgunluğu var. Uzmanlara göre talep güneyden kuzeye kayıyor. Özellikle TEM otoyolunun üst kısımlarındaki yeni konutlar daha çok ilgi görüyor. İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy ve Esenler'in kuzeyinde, Anadolu yakasında özellikle Ümraniye'den sonra Çekmeköy gibi, Şile gibi, aslında bu bölgeler Sultanbeyli gibi bölgelerde gerek rezerv alanlarda yapılan konut bölgeleri gerekse de bu bölgelerde yapılan yapılarda daha yoğun bir talep var diyebiliriz.